Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Kylie Jenner'ın Golden Globes'ta yaptığım makyajı göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. Evet, isterseniz ben size daha fazla oynamadan videoya geçelim. Öncelikle makyajımı bantla başlıyorum. Bantla elimde yapışkanlığını azaltarak göz kenarlarıma yerleştiriyorum. Bunun sebebi ise Kylie Jenner'ın böyle keskin bir makyajı olması. Yapışkanlığını azaltma sebebi ise çok yapışkan olduğunda göz kenarlarınızı gerçekten acıtabiliyor. Makyajıma ilk far bazıyla başlıyorum. Bunun için Urban Decay'in Prime Polish'ini kullanacağım. İlk olarak Too Faced'in Chocolate Bar paletinden şu renk alıyorum. Ve yavaşça göz çukurumdan içeri doğru karıştırmaya başlıyorum. İyice karıştırıyorum. Şimdi de kıyıs bölgeme daha soğuk tonlu ışıltılı bir kahve kullanacağım. Bunun için Urban Decay Naked 2 paletindeki Snack Bite rengini kullanıyorum. Yine aynı paletteki Chopper rengini göz kapaklarıma sürüyorum. Chopper'ın üstüne biraz YDK'yla geçiyorum. Çok dökülüyor. Daha sonra daha koyu kahverengi olan Buster'ı alıyorum. Çok az. Ve şu tam çukurun olduğu yere uyguluyorum. Çok fazla yukarı çıkarmıyorum. Sadece şu göz çukurumu birleştiriyorum. Too Faced Chocolate Bar paletinden tekrar şu rengi büyük bir fırçaya alıp karıştırıyorum. Sonra tekrar Snake Bite'dan alıyorum. Yine göz çukurumun üstünden geçiyorum. Bantları çıkardıktan sonra şu bulaşanları birazcık siliyorum. Daha sonra kapatıcıyla kapatacağım zaten. Yüze geçiyorum. İlk olarak Benefit Professional kullanacağım. Bununla gözeneklerimi kapatıyorum. Benim özellikle bu bölgelerde gözeneklerim yoğunlukta olduğu için buraları sürüyorum. Sonra Make Up For Ever HD fondöteniyle Beauty Blender ile uyguluyorum. Islatılmış olmasına dikkat edin. Özellikle Beauty Blender'ı uygularken elime biraz daha fazla ürün almaya özen gösteriyorum çünkü gerçekten çok ürünleniyor.
daha sonra kapatacağım. Koleksiyonundan sonra perfection kullanım. Hem oralardan taşanları hem de gözaltı morluklarımı siliyorum. Bunu da Beauty Blender'ımın sıvı ucuyla dağıtıyorum. Şimdi kaşlarımı Urban Decay Naked Basics paletindeki Naked 2 rengiyle dolduruyorum. Essence'in Long Lasting kalemlerinden Hot Chocolate rengiyle kirpik tiplerimi dolduruyorum. Eyeliner kullanmamıştık ailemin makyajı, o yüzden ben de kullanmayacağım. Şimdi alt kirpik tiplerime kalemden azıcık uyguluyorum. Sonra yine Snake Bite rengiyle bu kalemi dağıtıyorum. Flormer'in far bazını kullanıyorum. Bu makyajda normalde takmak kirpik çok güzel ama ben takmak kirpik takmayacağım. O yüzden far bazıyla başlıyorum. Daha sonra Benefit Derya Real'la kirpiklerimi boyuyorum. Biraz da alt kirpikten boyuyorum. Fast away the old year passes. Daha sonra kontürümü ısıtmak için şu rengi alıyorum. Çünkü kendisi bronz bir makyaj yapmıştı. Yüzü gayet sıcak gözüküyordu. Gayet bronz gözüküyordu. Yanaklarıma Milaner'in Luminosa aldığını kullanıyorum. Aydınlatıcı olarak Anastasia Beverly Hills'in So Hollywood adındaki aydınlatıcısını uyguluyorum. Niye böyle tutuma gelirsek düşüyor. İçinden bildiğiniz düşüyor da göstereceğim. Şu an kendisi elimde. Kırılacak diye çok korkuyorum. Yanımda da taşıyamıyorum o yüzden. Ama çok çok güzel bir aydınlatıcı. Dudaklara gelince ilk önce Make It World adındaki kalemini uyguluyorum. Kylie o gün çok nude bir ruj kullanıyordu. Böyle çok çok resmen ruju yoktu gibi. Hatta biraz daha böyle ölü tuzağına kaçıyordu. Bende öyle renkler çok yok. O yüzden
Bulmakta biraz zorluk çektim. Umarım bu olacak. Anastasia Beverly Hills'ın Pure Hollywood ürününü kullanıyorum. Biraz kurumasını bekledikten sonra gloss uygulayacağım. Çünkü Kylie'nin parlak bir yüzü vardı. Rujum kuruduktan sonra NYX'in Butter Gloss'larından Tiramisu renginde üstüne uyguluyorum. Ve son olarak da unutmadan kaş altımı ve göz pınarlarımı aydınlatıyorum. Evet, benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.